на текст. Yeşil kadının daha iyi o ya. Öküz gibi böğür yarım. Şuna bak Allah aşkına. Bir saat önümde gidiyor ya. Adam uçuyor arkadaşlar ya. Yoldaki çizgilerden belli oluyor. Yolda yol olsa yol değil. Geliyor işte öküzün biri böyle. Bizi bekletiyor. Sınırsız beygir gücü var, gidecek yol yok kardeşim. Bütün beygirleri kapatıyor, içine sıkıştırmış. Arkadaşımızda renç hastalığı var. Renç hastalığı. Bu renç değil ama Audi Q7. Ben diyor Audi'leri fazla sevmem diyor. Benim branşımda hayallerimde olan diyor renç. Bu da Delendar'ın arabası. Bu da Uçak Sönmez'in arabası. Plakan da uçaktı değil mi senin? Plakayı söylemeyelim lütfen. Yeşillik güzel ya. Evet arkadaşlar, Kandıra burası. Kandıra istikametine doğru gidiyoruz şu anda. Virajlara 120-140 ile giriyoruz. Kandıra, Kevken, Cebeci, Kevken, Kerpe. Bu bölgelerde Kocaeli'nden otoban açılıyor. Şile Hava üstünden doğru tekrar Kandıra'ya yol geliyor. 45 kilometre yol var Şile'den sonra Kandıra'ya. Kamerayı çok sallamam. Bu bölgede, şu bölgedeki güzelliklere bakarsanız tam gösteremiyorum. Arkadaşım çok suratta gittiğinden dolayı arazide de göremiyoruz. Bu bölgede fiyatlar çok uygun. Araba kaçıyor, ben ne yapayım? Bir dönüm size 15 lira 20 lira civarında maliyeti var. Çoluğunuzun, çocuğunuzun geleceğidir. Burada yer satıyoruz. Sen 300 dönüm yer mi aldın burada? Toplam 300 dönüm parça parça. Yok yok, 300 metre aldım ben. 300 dönüm metre değil. Ya bırak 300 metre. Bir saksı toprak aldın yok. Kimse duymasın he. Araba nasıl sikile görmüş? Bu arabaların duhası, havası, temizliği, her şey on numara. Ben Kandıra'ya geldiğim anda kendimi köyde hissediyorum. Mutlu hissediyorum. Paylaşırız. Mehmet kardeşimiz de almıştık yanımıza şu anda. Bir mangal yapacağız. Yoldaşlığı yapıyor bize. Birazdan sahile gideceğiz, balık yiyeceğiz. Et mangal. Et, bu havada balık. Et olmaz. Şimdi balık şu anda balık, balık var orada. Taze balık. Oradan tutuyorlar. Manavdan özel tutuyor.
sağ olsunlar. Nereye gitseniz bir sevenimiz oluyor. Arada bir beni de çek istersen. Dur şu otobüsleri bir çekeyim de geçen otobüsler cız cız geçiyor. Niye çekiliyor musun bize vuracak ki? Araba güvenli, sen rahat ol. Evet Mehmet Bey, görüşlerinizi alayım. Valla işte Audi Q7 kullanıyorum. Range Rover falan işte. Takılıyoruz öyle. Yakında Ferrari getireceksin değil mi? Onu kullanacağım. Ferrari var zaten. Biliyor mu olduğunu? Görmezler. O kiminse artık onu bir getir ya. Senden bir tura çıkalım. Formula 1 pistine gidip yarış yaparız. Ben yarışları sevmiyorum. Ağır olacak, yavaş olacak. Bu araba kaç beygir biliyor musun? Vallahi ben arabanın ne olduğunu bilmem. 400 beygir var ama değil mi? Sadece binmesini biliyorum. Başka bir şey bilmem. Şu parça ne işe yarıyor desen anlamam. Bırak, kaldığı yerde bırakıyor. Aynen. Şu güzelliğe bak arkadaşlar, bak bak. Bunların sıfırları 1 milyon dolar var ama. Ben anlamam fiyatta fiyatta. Bu 5-600 bin yapıyor herhalde. Yok, bunun yapacağı 10 lira 20 lira. Yani. 10 liralık araba, 10 bin liralık. Evet. 10 liraya bu araban tekerini verme. 4 tane teker alsan 10 milyon. Arkadaş biraz mütevazidir. Şu güzelliğe bak, kurban olurum ya. Havası, suyu, insanları. İnsanlık burada var ya. Yani İstanbul'da kim kimi kandırayım, kimi kimi iteleyeyim. Onların hesabını yaparken köy halkı da burada. Bir misafir geldiği anda ne yapacağını şaşırtıyor. Alın teriyle kazanıyor. Bizim gibi dürüst olsa herkes? Valla herkes dürüst müdür bilemem. Ben bile kendimi dürüst olarak göremiyorum şu anda. Dürüstlük sanattır, bu benim lafım. Dürüstlük sanattır ama sonuçta ufak da olsa içinde yalanlar oluyor. Yok be, minimuma indirdim yani. Kimseye zarar vermeyecek kadar oldum inşallah. Ticarette belki, onda da yapmıyorum yani. Aklım neyse onu yapıyorum. Valla ben ticarette babamı tanımam. Affetmem. Hakkımı alırım. Söke söke. Elini koymuşsun kameranın önüne, beni çekmiyor. Çekiyor çekiyor. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Bak bu bölgeden gelin yarıya alın. Sonunda dersiniz biz Sinoplu adam vardı, bize buradan yer aldırdı, Allah razı olsun dersiniz. Servetiniz bir anda ikiye katlansın, üçe katlansın. Kandıra geleceğin yıldızlarından bir tanesi. Bu bölgede İstanbul'da iki tane çılgın proje var. İki tane de İstanbul dışında var. Birisi Kandıra bölgesi, bir tanesi de Kocaeli Gökçeada arkadaşlar. Buradan size duyuruyorum. Mehmet Bey tabi bu videoyu zannedersem YouTube'a atacak. Sen kendini de çek, ver çekeyim seni. Yok, ben kendimi çekmem. Bu konuşan adam kim diye kim yorum yapacak? Ha, boşver konuşanı. Çok merak ettik bu adam diye orada yazacaklar şimdi altına. Şimdi ben oraya bak, Audi Q7 desem. Bu adam köylü. Köyde eşeklerin peşinde olan. Rejberlik yapan. Sonra İstanbul'a gelip bir tane bisiklet alıp. Sen mi? Kontra bisikletin aradı. Biz abiyle 1985'lerde falan tanıştık değil mi? O zaman 85, evet. Bir bisikleti vardı böyle. Böyle pedalı geriye bastı mı kontrol deniyor. Freni ama öyle. Ama hiç kimse de olmayan bisiklet. Ha. O zamanlar işte. Şimdi de Audi Q7'ye falan biniyor. İdare ediyor işte. Nereden nereye değil mi? İşte arkadaşlar bisikletten de öyle gezdik. Esnafçılığa, ticarete atıldık. Seher satıcılık yaptım. Helal arabalı üç tekerli var ya arkadaşlar. Evet. Şimdi de buna biniyorum. Onun üzerinde mal sattım. Domates, biber, patlıcan. Kemal Sunan'dır ya. Evet. Domates, Şener Şen falan. Ben de ilk çıktığım zaman o zaman bağıramıyordum. Şu anda Kandıra 20 kilometre kaldı arkadaşlar. Şu anda Kandıra cezaevi bölgesine giriyoruz. Ne çabuk geldik, ışınlandık. Hiç 120-140'dan aşağı düşmedik ki.
Yani halde giderdim, halden mal alırdım. Nerede çürük mal varsa arkadaşlar onu alırdım. Temizlerdim, onu düblo mal yapardım. Çok güzel ticaret yaptım. Emlak ofisi açtım. Böyle gidiyor işte. Şimdi de böyle... Servet dökülüyor diyorsun. Yok, servet diye bir şey yok arkadaşlar. Senin 32 tane araba vardı, bak onu saklamadın. Yok, yok. Arkadaş biraz sallıyor. Ne sallayacağım bize? Ben biliyorum yani. Arkadaş biraz şımartmaya çalışıyor ama biz neyse boyuz. Ha. Biz Anadolu çocuğuyuz, toprak çocuğuyuz. İnsan, babanın her yani insanın yanındayız. Benim bildiğim 32 araba, 5-6 tane şirket değil mi? Arkadaşlar hiç kimsenin şirketi de yoktur, parası da yoktur. Bunu ben öyle biliyorum. Hepsi Allah'ın diyorsun ha. Biz emanetçiyiz. Verici de belli, alıcı da belli. Onun için karnım doysun yeter. Kimseye muhtaç olmayın. Allah kimseyi muhtaç etmesin. Helal. Şu güzelliklere bakar mısın Mehmetciğim ya? Yavaşlayayım mı? Şu manzaraya bak. Yavaşlayacağım da bu araba 100-120 gitsen duruyormuşuz gibi oluyor. Ben 60'dan fazla yapmıyorum da arkadaşlar, bu arkadaşımız sağ olsun. 60'dan fazla. Audi ile 60'dan fazla yap. Gaza dokununca 60-70 diyor zaten. Ya böyle işte oturuyorsun. Birazdan bizim reklamcılar gelecek arkadaşlar. Bu yol boyunca tabela dikeceğiz işte gördüğünüz şu gördüğünüz alana. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için. Tabi Kandıralar, Kandıra'ya girerken Kandıra ilçemize hoş geldiniz. Giderken güle güle gibi reklam derler ya. CLK mı yapacaksın? CLK mı lan? Yok, CLK yapmayacağım. Kandıra Sönmez Gayrimenkul olarak. Reklamın kötüsü olmazmış arkadaşlar. Ermeni %80'ini reklama veriyormuş, 20'sini cebe atıyormuş. Ben 90'ını reklama vereceğim, onu cebe atacağım arkadaşlar. Reklamcı da kazansın ha. Şu manzarayı görüyorsanız gerçekten hani yalancı cennet derler ya, yalancı cennet gibi bir bölge. Süre gidiyor değil mi süre? Süre sıkıntı yok, istediğin kadar çekebilir. Yok yani bir de kaydetmiyoruz böyle konuşturuyor, yukarıda süre gidiyor değil mi? Ne ya, beni zorla konuşturdu, işte ağzı var. Konuşurken insan duramıyor. Sen yapmıyorsun. Herkes yapıyor bu işte. YouTube'a girdiğin zaman neler var neler. Aşağıda bir göl var gördün. Göl var da şimdi üstten gittiğimiz için göremiyoruz. Suratta burası gidiyorum. Koca Kaymaz. Suratta evet, gitmiyor. Koca Kaymaz. Zaten benim tabela reklamları Koca Kaymaz'dan başlayacak. Kandıra merkeze kadar gireceksiniz tabelayla birlikte. Yani insanların gözünü tık tık gözünü alıştıra alıştıra dükkana kadar kahve içmeye bekliyoruz arkadaşlar. Gayrimenkulde tek adres diyebiliriz. 85 yılından beri bu işi yapıyoruz. Her türlü danışmanlığınızı yaparız. Öncünüz oluruz. Eviniz, ev sahibi yaparız, arsa sahibi yaparız ama helalından. Virajlara çok sert giriyorsunuz. Midem bulandı. Quadra sistem var bunda, kaymıyor. Hani fenin yeri orada değil miydi? Bilmiyorum ki. Ha şura şura. Çek orayı bakalım. Ha. Burası işte o. Ha burası teyzesinin kızının yeriymiş. Hocam konuya basıyor arkadaşlar. Dursa mıydık orada? Yok canım. Ben ondan fazla muhatap olmam. Niye? Ha benim karakterlerim belli. Çalışma sistemim belli. Ben direkt halktan halka satış yaparım. Emlakçılarla çalışmıyorum. Biz emlakçıyız ama bazı emlakçı dostlarımız sağ olsun biri ikiye satıyor. Halka hizmet bir. Biz hakkımız olan şey alıyoruz. Köylüden alıp tüketiciye direkt aradaki komisyoncular olarak 4-5 komisyoncu olup da adamı parçalayarak değil, İnsanlara sevgi veriyoruz. Huzur vereceğiz. Yani adamın
biriktirmiş, ömür boyunca çalışmış, etmiş, 20-30 lira yapmış. Bunun 10 lirasını bence ben indirmeyeceğim. 2 lira sen fazla. Hakkım olan şeyi alacağım. Sen 2 lira yani cebin deposunu doldurdun. 2 lira de ben 400 liraya doldurdum deposunu. Şu anda İbre dün, karşılarda gittim. Yine çeyreğe bile düşmemiş daha. Sağ olsun araç yakmıyor. Yakmıyor ama deposu büyük. Onu hesaplamıyorsun 400. Normal araba 200 dolar 400. Olsun ben burada bir sattım mı 50 dönüm 30 dönüm yeri satıyorum. Allah bin bin bereket versin. Öyle bir iş yaptım mı benim benzin param, mazot param fazlasıyla çıkıyor. Öyle taşın altındakini düşünen, karıncayı düşünen seni beni de düşünür yani. Şu anda Kandıra'ya bak 10 yazıyor. 10 kilometre kaldı arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Evet. Geçtik. Mehmet Bey otobüsü sollayamadı filan. Niye sollayamadı biliyor musun? Çok iyi oldu. Bir saattir sinyal veriyor. Ben dönecek zannettim. O onu. Dönmez. Düz olduğu için. Şu anda filancı geçtikten sonra geçebiliriz ona. Her türlü geçerim de bir saattir sanki dönecek zannettim onu ben. Manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel ya. Nasıl geçtik gördünüz mü? Roket gibi. Silahın namlusundan çıkar gibi çıkıyor araba. Basmıyorum. Ayakkabı üzerine bırakıyorum gazı. Şu anda nasıl bir suratla gidiyor? Frajlarda yemin ediyorum 110'la gidiyor arkadaşlar. Göster bak daha 140 gidiyor. Bak. Daha 120, 100. Abi virajı göster bak 140. Virajı viraja göster. Bakın arkadaşlar. Viraja yol bak bak görüyorsunuz. Sanki girmiyoruz. 180'le de girer bu araba buraya. Çok rahat giriyor çünkü. Buraya böyle normal bir arabayla 80'le bir girsem var ya. Peki renci de kullandınız, bunu da kullandınız. Hangisi daha rahat? İkisi de güzel de bu çok rahat ve daha seri. Range Rover da ama çok bir havası var yani arabanın. Sağlamlığı var. Sanki birinin üstünden çıkıp geçecekmişsin gibi koca bir araba. Ama bu daha güvenli yani virajlar da harika. Quadro var ya bu tarafa doğru fren yapıyor. Kafayı bu tarafa çekiyor. Hiç korkmuyoruz. Hangi virajda gitmiyor bak. Düz yolda gidiyoruz. Zaten yolda arkadaşlar görür. Hep viraj bak. Bir anda virajdasın. Hep viraj. Hep viraj. Şu an 140 ile gidiyorum. Hiç, yani düz yolda virajda gidiyorum. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Yok uzak tut biraz. Bak. 140, 160, 170 öyle gider. Ama yol yok işte. Önümüzde arabalar. Viraja geldiği için arabaları sollayamıyor. Ben de rahatlıyorum. Araba çıkınca rahatlıyorum. Şu anda virajda bile yine araba soluyor arkadaşlar bak. Ama görüyorum. Görmesin. Sakın siz bunu denemeyin. Sakın siz denemeyin virajda araba sollamayı. Çünkü biz yarışçıyız bize bir şey olmaz. Bak 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 140 ile giriyorum bak. Gördün mü hiç kayar gibi oluyor kaymıyor araba. Vay anasını be. Parayı verince değil mi her şey oluyor. Oh rahatladım. Girildin mi? Kamyon önüme geçti. Sen korkmazsın ya. Sen benden deli gidiyorsun. Yok lan. Alışmışsın ya arabaya. Böyle gidiyor şu anda 80-90. Sanki duruyoruz. Bas bas bas. Boş mu? Sen görmen lazım. Solda sen. Ben göremiyorum. Evet şu anda araç solladık arkadaşlar. Başlayınca rahatladık diyorsun sonra bas bas diyorsun ben anlamadım ki. Ama öbür türlü de tam duruyormuş gibi oluyor. 100 ile gidiyorum hız duruyor. Bak şu anda 120 ile gidiyorum duruyormuş gibi oluyor. Sanki ışıklarda bekliyoruz. Şunu bir korkutalım mı? Yok 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 sakın. Yok yok gaz sesiyle. He. Ne kopuyor be demiştir adam şimdi. Adama bak küçülüyor arkada gördün mü? Arkadaşlar bakın şu anda. Virajda kullanıyor. Evet 170 oldu mu? 170, 180. Şimdi yolu göster. Çabuk duracağım. Yola bakın arkadaşlar. Virajda kullandığı işe bakıyor musun? Görüyorsun. O 170, 160 viraj gördün mü? 170. Ama sanki 100 ile gidiyormuşum gibi hissettiriyor. Bu adam deli. Bu adam çılgın. Halen daha. Bak virajda gittiği şeye bakın. 140 duruyormuşuz gibi oluyor. Bak. Ama gözünü de yoldan ayıramıyorsun. Niye? Çekiliyor musun? Bak şu an 190 duruyoruz bak.
Arabayı tanıdırıyormuşsun gibi oldu, gördün mü? Tereyağı gibi araba. Evet, Kandıra'ya gittikten Kandıra güzelleşiyor arkadaşlar. Gelin 15 liraya yer vereyim, seneye gelin benden 30 lira alın arkadaşlar. Duymadık demeyin. Size kıyak yaparız, gelin. Ver seni de çekeyim, ver şöyle biraz. Yok, beni çekme abi. Şu an 90'lı ışıklarda bekliyoruz. Gidemiyoruz ki yolu. Bas 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 bas. Basarım da bak, oradan bir araba girerse 2-3 araba hiç sakat. O kadar iyi şoförüm 30 senelik. Şu anda korkuyor, geçiş yapamıyor. 30 senelik şoför olmak da olmuyor bu işte. Ben panik yapmam da karşıdaki yapar. Ben aynı hediyeleri geçerim, hiç olmaz. Şu anda yemedi, ben 50 defa buradan geçmiştim arkadaşlar. Ya bırak, kaza getirme beni. Evet, şu anda bile geçmiştim yani, girseydim. Buraya bir girsem, bir araba gelse görürüz. Ya gir şuna ya, bas ya, bas bas. Tamam, çek hadi bakalım. Bas kardeşim, bas bas. Bas, bu kadar. Abi ne kadar viraj dolusu olsun ya. Bunu... bu kadar da iyi. Şu anda tam keskin viraj alıyor arkadaşlar, görüyorsunuz işte. İbremiz 120-140 bak. İnanmıyorsan göster. İnanmıyorsan bakın ibreyi arkadaşlar. Viraj da bu süratle gidiyor abi. Şahıs. Az önce 50 idi, 200 saniyesinde 140 oldu. Kameralar görüyorsun, viraja girilmez hızlı. Ama tamam. Biz 140'da giriyoruz. Yeter herhalde ya. Sen bilirsin. Güzellikleri çek işte. İstediğin yerden böleriz videoyu, sorun değil. İstediğimiz yere atarız. Oraya da 140'la girilmez kardeşim, ben riski alamam. Of. Ha bak, hafiften böyle kuadro devreye girdi, gördün mü? Evet, Kandıra'ya Atatürk'ün resmi var. Türk bayrağını dikmişler, şahlandırıyorlar arkadaşlar. Şu anda Kandıra'ya girme girdik. Evet arkadaşlar, Kandıra levhası sağda. Aramızda araç olduğundan dolayı Kandıra tabelasını göremiyoruz. Yokmuş. Burası değil. Yok. Var mı? Var var. Var. Kandıra'nın nüfusu bilmem kaç diyor şurada. Çek. Oo, geçti, çekiyor. Çok kaliteli. Dev ekranda bile net görürsün. Cam yok. Her detayı görürsün. Şu anda 90'lı ışıklarda bekliyoruz. Bu adam ne yapıyor? Bekliyor mu? Ne yapıyor? Yüzle gidilir mi buradan? Sola gireceksin. Sola 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 sola. Devam et, devam et, devam et. Yürü yürü yürü. Geçtin artık kırmızıda ya. Devam et. Bizim aramız lüks oldu. Arkadaşlar ışık mışık dinlemedi. Dört yolda daldı. Polisler bunu izleyip ceza yazıyor ama plaka yok ortada. Şu anda Kandıra'ya girdik arkadaşlar. Ama bizim aracımız da polis aracı. Bak sol yüzde ne yazıyor. Görev 30. Şu anda bizim mekana gelmiş durumdayız. Şimdi kasislerden 80'le geçeceğiz. Yavaşlayacağız çünkü. Çok hızlı geçmeyeceğiz. Çünkü bu jip. Evet, şoför bey teşekkür ederiz. Ne demek? Herkese biraz... saygılar, selamlar. Sağ olun, var olun, bizi yormadınız. Aracı ben kullanacaktım yoksa. Benim sol kol gitti zaten. Sağ kol gitti. Kol değiştiriyor. Evet, şu anda evet, senin mekanı arkadaşlar çek. Sönmez. Belki şu anda tabelayı göreceksiniz. Bakın. Evet. Evet, şimdi bizim mekan. Arabayı sen güzel bir yere park et.